Evet. Türkiye'de 90 çeşit alıç yetişir. Sadece loplu ve kertikli alıç tıbbi maksatta kullanılır. Şu yaprağını gördüğünüz yaprak görüyorsunuz. Nasıl? Biraz büyüteyim. Kertikli deniz buna. Görüyorsunuz. Kertikli. Etrafı kertikli. Meyvesi küçük. içinde çekirdek dolu. Yenmez. Evet, meyvesi küçük meyveli yenmez. 90 çeşit alıçtan Türkiye'de 90 çeşit alıç yetişir. Sadece ikisi tıbbi maksat Bu da loplu alıç. Loplu alıcın görüyorsunuz yaprağını etrafı iki loptan oluş. 1, 2, bir de ortalom. Loplu alıştırır bunu da. Yani sadece alıcın ikisi yaprak ve çiçeği ortak oranda olması lazım. %50, %50 yaprak ve çiçeğin ekstrat. Şimdi burada çiçek görüyorsunuz. Rengine bak. Biraz solmuş. Rengine bakın. Açık. Kırmızı ve soluk. Neden? Çünkü bu soluk olana arı, sinek vesaire herhangi bir böcek konmuş. Bu çiçeği döllemiş. Döllendiği için bundaki döllenme tozluklarının başka çiçeğe başka çiçekteki tozluklar buna döllendiği için bu çiçek artık ışığını kaybetmiş. Fakat bu henüz döllenmediği için Ultraviolet ışın yayıyor, rengi hala canlı. Bu ne demek? Sinek böcek bekliyor veya arı. Arıların sineklerin böcekleri gözü bizim insan gözü gibi değil. Baktığı zaman hangisi döllenmiş, hangisi döllenmemiş, hangisinde nektar var, hangisinde yok, onu biliyor. Çünkü bu mesela ışın yayıyor, ultraviolet ışın. Ona gidiyor, diğerine gitmiyor. Gitse de onda bir şey olmadığını biliyor sadece konuyu konak olarak kullanıyor başka bir şey yapmıyor. Evet ne diyor arkadaşımız kalp yetmezliği nedeniyle doktora danışmış. Demiş ki GökçeK ürünlerini kullanabilir mi? Biri hayır kullanamazsın zararlı demiş, diğeri demiş ki sen bilirsin kullan demiş. Vatandaş kullanmış. Nabzı dengesizliği kalp atışlarındaki anormallik, kalp zafiyeti, kalp yetmezliği sorunu kısa sürede düzelmiş. Evet. Neden? Bizim ürünlerimiz etkili. Çünkü biz ne yapıyoruz? Herhangi bir şey üretmeden önce detaylı bir araştırma yapıyoruz. Araştıracağız. İnternet orada. Sadece internet de yetmez. Kitabına bakacağız, kitap alacağız, araştıracağız, okuyacağız. Ne diyor? Sadece 91 ve 94, 1991-1994 yıllarında sadece Almanya'da dünyadaki değil. 114 ayrı klinikte doktor gözetiminde 741 kalp sorunları olan hastalar üzerinde tedavi denemeleri yapmış, hastaların iyileştiği tespit edilmiştir. 2. 3664 kalp rahatsızlığı olan hasta üzerinde 940 kardiyolog, kalp damar hastalıkları uzmanı Hastalar üzerinde tedavi denemeleri yapmışlar. Neyle? Alıçın yaprak ve çiçeğinin ekstrakti. ikisinin eşit oranda olması gerekir. Hastaları tedavi etmişler. 3. Profesör Doktor Forster ve ekibi 40 hastayı tedavi etmiş. Profesör Doktor Tavhat ve ekibi 132 hastayı tedavi etmiş. Vesaire mesela Yüzlerce klinik araştırması var da bizim bunları burada yer verdiğimizde Apayrı bir kitap olur leksikon şekline dönüşür. O kadar detaylı bilgi veremeyiz. Yer yok, zaman yok. Evet.